Hani sana bahsettiğim balıkçı vardı ya, sattığı her büyük balıkla birlikte iki küçük balık daha veriyor. Tüm pazarda bunu yapan tek kişi o. Aa evet, hatırladım. Balıkçı bunu neden yapıyor? Küçük balıkları dağıtarak daha fazla müşteri çekmeye mi çalışıyor yoksa? Bilmiyorum. Olabilir. Doğrudan ona sormak çok daha iyi. Kim bilir, belki balıkçı bize sebebini açıklayabilir. Günaydın efendim. Size bir soru sorabilir miyiz? Sattığınız her büyük balıkla birlikte neden iki küçük balık verdiğinizi bilmek istiyoruz. Bu bir çeşit hile mi acaba? Evet arkadaşlar, size garip gelebilir. Bir hile yok. Aslında bu benim olağan uygulamam değildi. İzin verirseniz size nedenini söyleyeyim. Yıllar önce bir gün İsa Celile Gölü'nün uzak kıyısına geçti. Büyük bir kalabalık da onun hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri gördükleri için onun peşine düştüler. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. İsa büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a dedi ki: "Bütün bu insanları doyurmak için nereden ekmek alalım?" Bu sözü Filipus'u denemek için söyledi. Aslında kendisi de ne yapacağını biliyordu. "Buradakilerin her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile kesinlikle yetmez." Öğrencilerinden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki: "Burada bir çocuk var ve onun 5 arpa ekmeği var. Ama bu kadar adam, kadın ve çocuk için bunlar nedir ki?" İsa, öğrencilerine halkı oturtmalarını söyledi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5.000 erkek, kadın ve çocuk vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine dedi ki: "Arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın." Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla tam 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce dediler ki: "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur." İsa hakkındaki bu hikayeyi daha önce duymuştum ama bunun doğru olduğuna asla inanmadım. Arkadaşlar, evet bu doğru. Gerçekten bu şekilde oldu. Peki bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü o gün 5 ekmek ve 2 balığı taşıyan küçük çocuk bendim. İsa'nın getirdiğim ekmeği ve balığı nasıl çoğalttığını ve bunları 5.000'den fazla kişiye nasıl verdiğini gözlerimle gördüm. İsa'nın bu mucizesine tanık olduğum için müşterilerimin her birine fazladan 2 küçük balık vermeye karar verdim. İsa'yı yüceltmek için her zaman müşterilerime yiyecek ekliyorum. Aa, ne kadar az şeye sahip olursam olayım, çok fazla olmadığını düşünsem bile İsa'nın bunu büyük şeyler yapmak için kullanabileceğini biliyorum.